Herkese merhaba. Bu videoda sınır kapısında vize veren ülkelerden bahsedeceğiz. Diğer vize türlerine göre biraz daha kolay alınabiliyor kapıda vize. Başvuru anında alabildiğiniz için de seyahatleriniz bir o kadar da kolaylaşmış oluyor. Türkiye'nin her ülkeyle kapıda vize anlaşması bulunmuyor. Bu videoda da size en çok seyahat edilen 8 kapıda vize veren ülkeden bahsedeceğim. Kapıda vize başvurularında diğer vize türlerindeki gibi çok teferruatlı evraklar vermenize gerek yok. Temel evraklar sizden isteniyor. Bazı ülkelerde istisnai durumlar olabiliyor. Onların da zaten evraklarını ülkeleri anlatırken sizlere anlatacağım. Videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca paylaşabilirsiniz. Yorumlarınız da benim için çok önemli. Fikirleriniz, eleştirileriniz, konularla ilgili sorularınız da yorum kısmına belirtin. Hepsiyle tek tek ilgileniyorum. Kanalın gelişimi açısından zaten bu tip şeyler önemli. O yüzden videoda mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Vakit kaybetmeden hemen geçelim. Hangi ülkeler sınırda vize veriyor hemen bakalım. Öncesinde evraklar konusunda biraz bilgilendirmek istiyorum sizleri. En az 6 ay süreli bir pasaportunuzun olması gerekiyor. Doldurmanız gereken bir vize giriş formunuz var. Onu dolduruyorsunuz. Ve ülkelere göre değişen vize ücretini ödedikten sonra rahat bir şekilde ülkeye giriş yapabiliyorsunuz. Tabi bazı ülkelerde biraz daha fazla evrak istenebiliyor. Onlardan birisi de Yunanistan. İlk olarak Yunanistan'la başlayalım. Şimdi diyeceksiniz ki Yunanistan bir Schengen ülkesi nasıl kapıda vize verebilir? Yunanistan sadece belirli Yunan adaları için kapıda vize veriyor. Rodos, Kos, Midilli, Meis ve Sakız adaları için verilen bu vize sizin orada 30 gün süreyle seyahat etmenizi sağlıyor. Bu vizeyle hiçbir şekilde Schengen ülkelerine giriş yapamıyorsunuz. Sadece bu belirtilen Yunan adalarına kısa süreli seyahatler için bu vize veriliyor. Yunanistan kapıda vize için ek olarak birkaç belge daha istiyor. 2 adet biyometrik fotoğrafınızın olması gerekiyor. Son 3 aylık hesap cüzdanınızın olması gerekiyor. Bunları da evraklara ekleyerek bu vizeyi çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. İkinci olarak da Azerbaycan. Azerbaycan biliyorsunuz bizim komşu ülkemiz. Yine Türkiye'ye kapıda vize imkanı sunan ülkelerden birisi Azerbaycan. Bakü'deki havalimanına gittiğinizde size 30 gün içeride seyahat etmenizi sağlayan bir vize veriyorlar 10 dolar karşılığında. Bu vizeyle 30 gün boyunca kolay bir şekilde seyahat edebiliyorsunuz. Ama ben hiçbir şekilde ücret ödemeyeyim, direkt ücretsiz bir şekilde vize alayım diyorsanız öncesinde İstanbul ve Ankara başkonsolosluklarından vize alabiliyorsunuz. O zaman hiçbir ücret ödememiş oluyorsunuz. Bunu da bu şekilde ücretsiz bir şekilde halledebilirsiniz. Azerbaycan'ın kültürünün, dilinin bize yakın olması oraya seyahat etmenizi sağlayan önemli unsurlardan birisi bence. Eğer vize zorluğu yaşamayayım, direkt gidip ülkede seyahat edeyim diyorsanız Azerbaycan'ı da tercih edebilirsiniz. Üçüncü bahsedeceğim ülkelerden biri ise Ermenistan. Yine Türk vatandaşlarına kapıda vize veren ülkelerden birisi. Minimum 21 günlük seyahatlerinizde 10 dolara yakın bir ücret ödüyorsunuz Ermenistan'da seyahat edebilmek için. Türkiye'den direkt Ermenistan Erivan'a uçuşlar bulunuyor ama otobüsle seyahat edeceğim diyorsanız da İstanbul, Ankara, Erzurum'dan da otobüsle seyahat etme durumunuz olabiliyor. Yani kalkışlar yapılıyor. Buradan da direkt otobüsle seyahat edebiliyorsunuz. Devam ediyorum kapıda vize veren ülkelere. Dördüncü ülkemiz ise Sri Lanka. Sri Lanka için de Türk vatandaşlarına 30 gün boyunca seyahat edebilmeleri için imkan sağlıyor. Yani kapıda vize alabiliyorsunuz. 30 dolar karşılığında çok kolay bir şekilde vize alma imkanı sağlıyor Sri Lanka. Yalnız yanınızda dönüş uçak biletinizi ve sağlık sigortanızı da götürmeniz şart. Bu evraklarınız yoksa kapıda vize alma imkanı biraz daha zorlaşıyor. Yani ülkeye gitmeden önce mutlaka resmi konsolosluk sitelerinden evrakları bir kontrol edin. Çünkü sürekli güncellenen evraklar olabiliyor. O yüzden mağdur olmamanız açısından bunu alışkanlık haline getirin eğer çok seyahat ediyorsanız. Bu arada Sri Lanka kapıda vize olayı 2 girişli olarak yapıyor. Yani Türk vatandaşlarına 30 günlük bir süreyle 2 kez giriş çıkış yapma hakkı tanıyor. Bu da keşke diğer vizeler için de olsa. Gerçi şöyle düşünüyorum. Sri Lanka'ya Türkiye'den giden birisi gelip bir daha 30 gün içinde tekrar gitmez. Ama yine de böyle bir avantaj sağlamış
yapmışlar. O yüzden diğer ülkelerde de olsa güzel olurdu diye düşündüğüm bu çoklu girişli vizeler gerçekten çok avantajlı olabiliyor. Ve diğer ülkelerden birisi de Kamboçya. Kamboçya Güney Asya'da bulunuyor. Hindistan'ın güneyinde bulunan bir ülke. Pasaportunuz, iki tane biyometrik fotoğrafınız ve giriş formunu doldurarak kolayca alabileceğiniz vizelerden birisi Kamboçya. 30 günlük Türk vatandaşlarına seyahat etme hakkı tanıyor ve 35 dolar karşılığında da temin edebiliyorsunuz bu vizeyi. Türkiye'den direkt uçuşlar bulunmuyor. Öncelikle direkt Tayland'a uçuyorsunuz. Sonrasında oradan otobüsle Kamboçya'ya gidebiliyorsunuz. Ülkenin çok fazla sağlık problemi olduğu için de 30 gün öncesinden yaptırmanız gereken bazı aşılar var. İşte bu hepatit A, hepatit B aşıları, tetanoz ve menenjit aşılarını 30 gün öncesinden yaptırmanız gerekiyor. Ülkenin sağlık sorunları çok fazla olduğundan dolayı bu aşılar zorunlu tutulmuş. O yüzden mutlaka gitmeden önce aşılarınızı yaptırmanız gerek. Buraya kadar gittiğiniz ya da gideceğiniz ülkeler varsa mutlaka yorum kısmına belirtin. Onları da tek tek okuyacağım. 6. ülkemiz ise Tayvan. Tayvan'da 30 gün süreyle Türk vatandaşlarına seyahat etme hakkı tanıyor. Yani 24 dolar karşılığında 30 gün seyahat edebiliyorsunuz. Kapıda çok kolay bir şekilde vize alarak. İstanbul'dan Tayvan'a direkt uçabiliyorsunuz. Ama ben biraz daha indirimli uçayım, aktarmalı uçayım diyorsanız tabii bu biraz süreyi uzatıyor. Eğer aktarmalı uçmak istiyorsanız da bekleme süreleriyle falan ortalama 15 saatlik bir süreyle uçuş sağlayabiliyorsunuz. Biraz daha indirimli olmasını istiyorsanız da biraz sürelere katlamak zorunda kalabiliyorsunuz. Tayvan'da Türkiye'ye kapıda vize veren ülkelerden birisi. Diğer ülke ise Dominik Cumhuriyeti. San Juan ve Küba'ya komşu olan bir ülke Dominik Cumhuriyeti. Türk vatandaşları 90 gün süreyle vize alabiliyor Dominik Cumhuriyeti'nden. Eğer bordo pasaport sahibiyseniz 10 dolar ödeyerek alıyorsunuz. Her yeşil ve gri pasaport sahibiyseniz hiçbir ücret ödemeden alabiliyorsunuz. Burada da bir sınıf ayrımı var. Zaten çok büyük bir ücreti de yok ama bordo pasaport sahibiyseniz 10 dolar ödeyerek vizeyi alabiliyorsunuz. Ve yine Dominik Cumhuriyeti'ne komşu olan ülkelerden biri de Haiti. Haiti'de 90 gün süreyle Türk vatandaşlarına seyahat etme hakkı tanıyor. Yani kapıda vize alabiliyorsunuz. 10 dolar ödeyerek yine Dominik Cumhuriyeti'nde olduğu gibi 90 gün süreyle seyahat edebiliyorsunuz Türk vatandaşları olarak. Bordo pasaportunuz varsa 10 dolar ödeyerek, yeşil ve gri pasaportunuz varsa hiçbir ücret ödemeden Haiti'de seyahat etme hakkınız var 90 gün süreyle. Yine Dominik Cumhuriyeti'nden sonra oraya da direkt geçiş yapabilirsiniz. Kapıda vize veren ülkelerden bahsettik. Gerçekten diğer vize türlerine göre çok basit. Yani temelde olan evraklarla birlikte gidip vize alabiliyorsunuz. Gerçekten çok kolay bir şekilde alabiliyorsunuz. Çok da fazla masrafı olmadan alabildiğiniz vize türleri bunlar. Eğer seyahat edecekseniz, seyahate bir yerden başlayacaksanız öncelikle kapıda vize veren ülkelerden başlayın derim. Sonra zaten pasaportunuzda damgalar basıldıkça, düzenli girip çıktıkça diğer ülkelerdeki bu Schengen vizelerinde rahat bir şekilde almanızı sağlayacaktır. Çünkü ülkelere güven vermeniz çok önemli. Ne kadar fazla güven verirseniz o kadar zor olan vizeleri de kolay bir şekilde almanızı sağlıyor. Umarım video sizin için yararlı olmuştur. Hangi ülkeye gideceğiniz konusunda size bir fikir vermiştir. Gerçekten yararlı olmasını istediğim videolar çekiyorum zaten. Kanala abone olmayı, diğer videolardan haberdar olmak için unutmayın. Videoları beğenip paylaşmanız benim için çok önemli. Özellikle yorumlarınızı yorum kısmında lütfen belirtin. Çünkü kanalın gelişmesi için sizin söylemleriniz, sizin yorumlarınız benim için çok iyi oluyor. Nasıl video çekeceğimi sizin yorumlarınız biraz da şekillendiriyor. O yüzden yorumlarınızı eksik etmeyin. İyi ki varsınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.